vahşi sulama yöntemleri su israfı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir. Merhaba efendim. Son Mühür Televizyonu ekranlarında bu haftaki Beyin Sizsiniz programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi bilgileriyle bu programda bana ve sizlere ışık tutan 9 Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğan Göçmen Hocam'la bir aradayız. Hoş geldiniz hocam. Sayın canım, merhabalar. Merhaba. Hocam her zaman olduğu gibi bilgilerinizle bu hafta da bizi aydınlatacaksınız. Umarım. Ama bu haftaki umarım. Konumuz aslında yakın dönemin demeyeyim de belki de insanlık tarihinin en büyük sorunlarından önyargıyı konuşacağız. Evet hocam, ne diyoruz önyargıyla ilgili? Felsefe önyargıya nasıl bakıyor? Şimdi tabii önyargının oluşma koşulları, nedenleri var. İnsan aslında bir ön yargı oluşturmadan, ilkesel olarak bir ön yargı oluşturmadan bir yargı oluşturması mümkün değil. Dolayısıyla insanın bir ön yargı oluşturması gerekiyor ki onu bir eleştirel düşünme süreci sonunda gerçek anlamda bir yargıya dönüştürebilsin. Fakat örneğin işte bizim modern filozoflardan, belki bu konu üzerinde en çok düşünen filozoflardan bir tanesi olarak Kant der ki, ön yargıyı bir ilkeye dönüştürdüğümüz zaman hak ihlali yapmış oluruz veya hak ihlali işlemiş oluruz. Yani diyelim ki kadın erkek ilişkisinde, kuşaklar arası ilişkide, kültürler arası ilişkide, ulusların birbirleriyle olan ilişkisinde, bir grubun başka bir grupla olan ilişkisinde ön yargıları ilkeye, yani bir sınamaya tabi tutmadan, eleştiriye tabi tutmadan yargıya dönüştürdüğümüz zaman suç işlemiş oluruz diyor. Çünkü ön yargı henüz teyit edilmemiş olan bir yargıdır. Yani kanıtlanmamış olan bir yargıdır. Ve ön yargıya dayalı eylem zorunlu olarak o zaman hatalı eylemdir. Örneğin işte ne diyelim, mesela bakıyoruz
yaygın olan şeylerden bir tanesini alalım, ön yargılardan bir tanesini alalım. Bir Suriyeli çaldı. Hı hı. İkinci Suriyeli çaldığı gördük. Üçüncü Suriyeli çaldı. O halde bütün Suriyeliler çalıyor demek örneğin. Böyle genel bir, hı hı, kaba bir yargıya ulaşmak, bu büyük bir ön yargıdır mesela. Pekala, dördüncü Suriyeli çalmayabilir ama ondan sonra birinci Türk çalabilir. Yani bundan dolayı alışkanlıklara, eğilime veya başka otoritelere inanarak, örneğin kendi kanaatimizi, her konuda kendi fikrimizi oluşturmak yerine çoğunluğun fikirlerine uyarak, bilmiyorum. İşte mesela ben İzmir'e geldiğimde sıklıkla duyduğum şeylerden bir tanesi, doğudaki insanlar elektrik çalıyorlar, ne bileyim işte elektriği bedavadan, doğalgazı bedavadan kullanıyorlar gibi çok yaygın ön yargılar vardı mesela. Aslı astarı olmayan şeyler ama yaygın olan şeylerdi. Dolayısıyla şu söylenebilir kesinlikle, her ne kadar insanın yargı oluşturabilmesi için zorunlu olarak bir ön yargıya sahip olması gerekiyorsa da, bu ön yargı bir eleştirel düşünmeye tabi tutmadan, yani Aristoteles'in tabiriyle bir yerde düşünmeyi düşünmeden, ön yargıyı düşünmeden, eleştirel olarak düşünmeden bir eylemimize temel olarak aldığımız zaman, o zaman suç işlemiş oluyoruz. Artık o ön yargımız, bu durumda olumsuz anlamda ön yargımızın nesnesi kim ise, kadın olabilir, çocuk olabilir, genç olabilir, yaşlı olabilir, başka kültürlerden, uluslardan insanlar olabilirler. Dolayısıyla o zaman suç işlemiş oluyoruz. O halde felsefe ön yargıya dayalı değil, yargıya dayalı eylemeyi şart koşuyor. Zira bizim yargımız olmadan, herhangi bir konuda yargımız olmadan eylemde bulunmamız mümkün değil. Yani yargıda bulunmak zorundayız. Ama bu eylemimize temel oluşturan, yargı diye kabul ettiğimiz şey ön yargı ise, o zaman diğerlerine karşı işlenen suça dönüşebiliyor. Ama hocam, genellikle de aslında ön yargılarımız, baktığımız zaman bir yargı şeklinde ifade ediyoruz ve öyle hayatımıza giriyor aslında. Evet. Peki bireyin ön yargı oluşturmasındaki etkenler neler? Bunun belirli bir kriteri var mı? Yani bir insan ön yargı oluşturuyorsa bunun altında yatan nedenler ne olabilir? Her şeyden önce, biraz önce dediğim gibi, bizim herhangi bir yargı oluşturabilmemiz için ön yargı oluşturmak zorundayız. Ama onun eleştiriye tabi tutulması gerekiyor ve yargıya, bilimsel bir yargıya dönüştürülmesi gerekiyor. Bundan bağımsız olarak, sizin sorunuz daha çok bununla ilgili aslında, diğer insanlar hakkında, topluluklar hakkında, gruplar hakkında, toplumun üst kesiminin alt kesimi, alt kesiminin üst kesimi hakkında, gençlerin, yetişkinler, yaşlılar, yaşlıların gençler hakkında ön yargıları daha çok ilgili kişi veya kişilerle ilgili yeterli bilgiye dayanmamak kaynaklanıyor. Yani yarım yamalak bilgiyle diğer insanlar hakkında yargıda bulunduğumuzda, aslında sözcüğün olumsuz anlamında bir ön yargı oluşturmuş oluyoruz ve ona dayanarak da o insanlarla ilişkili olarak eylemler sergiliyoruz, davranışlar sergiliyoruz ve böylelikle diğerlerine karşı aslında ahlaki bir suç işlemiş oluyoruz. Bunun altında da eğitimsizlik yatıyor olabilir mi hocam? Yani hani dediniz ya, düşünmeyi aslında felsefenin en çok yapmak istediği şeylerden bir tanesi. Önceki konuşmalarımızda da sohbetlerimizde konuştum. Düşünmeyi öğretmek aslında. Düşünmeyi öğrenemeyen insanda sonuç olarak ön yargılı olması çok doğal olacak. Kaçınılmaz oluyor. Değil mi? Evet. Kaçınılmaz oluyor. Yani bu söylediğiniz, çok teşekkür ederim. Benim söylemeye çalıştığım şeyi tekrar vurgulayarak daha açık ettiniz. Aslında
İlkesel olarak tekrar Aristoteles'e dönelim. Felsefe neyi öğretmek istiyor? Düşünmeyi öğretmek istiyor. Yani bir ön yargıyı yargılayarak onu yargıya dönüştürmeyi öğretmek istiyor. Dolayısıyla ön yargıların olumsuz anlamda ve yeterince düşünülmemiş olan düşünceden kaynaklı ön yargıların ortadan kalkabilmesi için toplumun tüm fertlerinin, tüm kesimlerinin mümkün en kapsamlı bilgiyle donatılması ve tabii ki aynı zamanda felsefenin yöntemleriyle de düşünebilmesi gerekiyor. Yani herkesin aslında toplumda bizi yanlış davranışlara, hatalı davranışlara, ahlaki bakımdan suç işlemeye götüren davranışlara iten yargılardan kurtulabilmek için hepimizin aslında iyi bir felsefi eğitime, güçlü bir filozofça bakışa sahip olmamız gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani düşünsenize hocam, yani bir olayı ya da bir bireye yaklaşırken o bireyin içinde bulunduğu sosyolojik durumu, eğitim durumunu, bütün coğrafik durumlarını değerlendirip ona göre bir yargıda bulunabilmek için düşünmeyi bilmek gerekiyor. Nasıl düşünmeyi bilmek ve bireye gerek topluma da doğru soruları sormak gerekiyor. Evet, yöntemle düşünmesini öğrenmemiz gerekiyor. Tabii ki dediğiniz şey elbette ve en kapsamlı bilgiye sahip olmak gerekiyor. Diğerler hakkında yargıda bulunmadan önce en kapsamlı bilgiye sahip olmak gerekiyor. Zaten yargı ancak kapsamlı bilgiyle oluşturulabilir. Fakat işte mesela Kant diyor ki bir toplumun bir kesimi veya toplum genel olarak yeterince eğitilmemişse neye eğilim gösterir? Daha çok toplumda itibar sahibi olan insanlara eğilim gösterir. Onların yargılarını üstlenir vesaire. Ama böylelikle aslında toplum kendisini neye açık etmiş oluyor? Manipülasyonlara açık etmiş oluyor ve manipülasyonlar yoluyla kendisini kötü kullanıma da açık etmiş oluyor. Yani mesela bir insan yargı oluşturamıyorsa, diyelim ki felsefi düşünmesini bilmiyor, kapsamlı bilgi edinmesini bilmiyor, araştırma alışkanlığı yoktur vesaire. O zaman ne yapıyor? Çoğunluğun fikrine uyuyor. Mesela bizim toplumumuzda diyelim ki Yunan toplumu hakkında çok yaygın ön yargılar vardır. Yani çoğunluk Yunanlar hakkında şöyle düşünür, çoğunluk Araplar hakkında böyle düşünür, Avrupalılar hakkında şöyle düşünür veya bilmiyorum. Mesela Kant diyor ki çağlar hakkında da ön yargıya sahip olabiliriz. Bizim toplumumuzda mesela aydınlanmacı çağa ilişkin çok yaygın bir ön yargı vardır. Aydınlanma çağı insanın vicdan özgürlüğünü elinden almak istiyor. Onun üzerinde bir aklın despotizmini kurmak istiyor. İnancını elinden almak istiyor gibi çok yaygın ön yargılar var mesela. Bu yeterince bilgilenmemiş olmaktan kaynaklanıyor. O halde ön yargı bir yargı oluşturmamız için bir koşul ise bunu gerçek anlamda gerçeğe yansıtan bir yargıya dönüştürebilmek için sizin de işaret ettiğiniz gibi kapsamlı bir bilgi donanımına ama bu bilgiyi de aynı zamanda eleştirel bir düşünme süzgecinden yöntemle düşünerek eleştirel bir düşünme süzgecinden geçirerek ancak yargıya dönüşmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi insanın aslında özellikle diğerleriyle olan ilişkilerinde iyi bir yargı ve iyi bir davranış sergileyebilmesi için, doğru bir davranış sergileyebilmesi için oldukça yavaş davranabilmesi gerekiyor. Oysa biz bazen yani düşünmeden ne yapıyoruz? Fikirler beyan edebiliyoruz. Evet, yani hocam örnek verecek olursak şu toplulukta bulunan insanlar mutlak yanlıştır demek kadar şu toplulukta bulunan insanlar da mükemmel iyidir demek de yani tepkili olmak da aslında gereksiz yüceltmek de bir ön yargı. Kesinlikle. Mesela diyelim ki toplumun üst kesimlerini alalım.
çok yaygındır. Hatta bu bilimsel metinlere falan da yansımıştı. Ön yargının kendisi yani bir yargı olarak mesela Keynes diyelim, John Maynard Keynes mesela der ki insanlığın kültürünün taşıyıcısı olarak kimlere işaret etmek gerekir diye sorduğunuzda elbette diyor mesela toplumun üst kesimlerini işaret ederim diyor. Yani toplumun alt kesimlerinin insanlığın kültürünün taşıyıcılığında, uygarlığın taşıyıcılığında sanki bir işlevi yokmuş gibi bahsediyor. Mesela bu toplumun eğitilmiş kesiminin eğitimsiz kesimine karşı bir ön yargısı olduğu anlamına geliyor. Ama toplumun eğitimsiz kesimlerinde de eğitimli kesimlerine yönelik mesela onların düşünme alışkanlıklarına vesaire yönelik de çok yaygın ne var? Ön yargılar var tabii ki. O zaman hocam koşulsuz olarak felsefe hukukuna geldiğimizde yasa koyucuların aslında bu ön yargılardan özellikle arınmış olarak yasaları koymaları, bunları kanun maddeleri haline getirmeleri gerekiyor. Peki şimdi felsefe hukukunda. Bunları kanun maddeleri haline getirebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü o zaman bunları biz ceza yasası kapsamını almamız gerekir. Belki mesela ırkçılık gibi, cinsiyetçilik gibi, insan düşmanlığı gibi bir takım şeyleri ceza yasası kapsamını alabiliriz ama bunların daha çok aslında ön yargılardan kaynaklanan suç ihlallerinin daha çok aslında ahlaki suç kapsamına alınması ve suçun da bir kınanma şeklinde olması daha önemli, anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Yani o halde ilk yasa koyucuların ön yargılarından da arınmış olmaları gerekiyor. Toplum için doğru yasayı koyup sürekliliğinin devam edebilmesi için yasa koyucuların ön yargılarından ayrılmış olması gerekiyor. Ayrılmış ve arınmış olması arınmış gerekiyor. Yani bu da ancak işte yasa koyucuların yani parlamenterlerimizin aslında çok kapsamlı, çok iyi, çok kapsamlı eğitilmiş olması gerekiyor. Bu bakımdan bilmiyorum işte dünya parlamentolarına eğitim ortalaması bakımından bakmak gerekiyor. Yani hangi seviyede eğitim düzeyine sahipler ortalama olarak ve sizin dediğiniz koşulu yerine getirebiliyorlar mı? Yani yasa koyucu olarak dediğiniz doğru. Yasaların o yasa koyucuların kendilerinin her şeyden önce ön yargılardan kurtulmuş olması gerekiyor, arınmış olması gerekiyor ki topluma da gerçek yargıları ne yapabilsinler, yansıtabilsinler. Ama genellikle siyasetçiler ön yargılarıyla siyaset yaptıkları ön yargılardan beslenirler. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Hocam o zaman toplumun refah seviyesi derken toplumun mutluluğu ve yükselmesi açısından da yasa koyucuların ön yargılarının çok büyük engeli var o halde. Sadece Türkiye parlamentosunda değil, dünya parlamentosunda da yasa koyucuların, siyasetçilerin çok büyük. O zaman dünyayı bu hale getirenler aslında felsefe, düşünmeyi öğrenememiş olan insanlar yüzünden mi dünya bu halde bugün? Evet, şimdi mesela düşünmeyi bilmeden düşündüğünü sanmak mesela çok yaygındır bu. Şeyde özellikle siyasetçiler arasında çok yaygındır. Yani ağzımızı açıp konuştuğumuz zaman bir takım fikirler beyan ettiğimiz zaman yani düşünceler ilan ettiğimiz zaman düşündüğümüzü sanmaktan daha büyük bir yanılsama olamaz. Düşünme diyebilmek için düşünmenin düşünme olmasının koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Nedir bu koşullar hocam? O koşulların gerçek bilgilere dayanması yani mantıksal, tarihsel, empirik kanıtlara dayanması mesela. Bunlar çok önemli. Şimdi toplumda ön yargıların yaygın olmasının nedenlerinden
Bir tanesi de eğitim sisteminin toplumu tabakalara ayırıyor olması. Mesela düz liseyi bitirenler diyelim, onlara neredeyse bizim ülkemizde hiçbir şey öğretilmiyor diyelim. Yani hı-hı, okuma, yazma vesaire, hı-hı, işte biraz matematik vesaire. Bu insan doğal olarak Kant diyor ki kendi başına düşünebilmesi gerekiyor. Yani aydınlanmış bir zihne sahip olması gerekiyor. Aklını aktif şekilde kullanabiliyor olması gerekiyor ki insan manipülasyona maruz kalmasın, manipülasyonun kurbanı olmasın, her durumda kendi bilimsel veya gerçek yargısını oluştursun. Şimdi toplumun, dünyanın bütün ülkelerinde, sadece Türkiye'de değil, mesela en çok gelişkin ülkelerde, Almanya'da bile bu böyle, toplumun ezici bir çoğunluğu çok sıradan, ortalamanın altında bir eğitime tabi tutuluyor. Böylelikle bu toplumun o ezici çoğunluğu zihnen kime tabi olmak zorunda? O toplumun önde gelenlerine tabi olmak zorunda, yargılar oluştururken. Yargı oluşturmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Herhangi bir eylemde bulunmamız mümkün değil. Yani insanın herhangi bir şekilde eğleyebilmesi için yargı oluşturması gerekiyor ama eğleyebilmesi için oluşturmak zorunda olduğu yargıyı başkalarından devralmak zorunda olursa, yani bir takım kendisinin dışında olan otoritelere dayanmak zorunda olursa, işte o zaman ön yargıları ne yapıyor? Devralıyor ve devam ettiriyor, yayıyor vesaire. Bu bakımdan Kant yine gerçekten ön yargı üzerine en kapsamlı modern filozoflar içerisinde en çok düşünmüş olan filozoflardan birisi olduğu için sürekli ondan bahsediyorum bugün. İnsanın o ön yargılardan kurtulabilmesi için kendi başına düşünebilme kapasitesine sahip olması gerekiyor. Bu da ancak aydınlanmış bir zihne sahip olan bir insan tarafından mümkün olur. Eğer buna sahip değilse bir insan, sürekli aklını kullanmak için, anlama yetisini kullanmak için ne yapmak zorunda kalıyor? Diğerlerine bağımlı olmak zorunda kalıyor. Yani aslında modern anlamda söyleyecek olur, kendisini köleleştiriyor. Kendisini köleleştiriyor. Bir başkasına bağlıyor ve onun yetisiyle diyelim, onun düşünmesini temel olarak davranıyor. Onun yargısını temel olarak davranıyor. Onun haz duygularını diyelim devralarak, üstlenerek yapıyor. Veya başka neyse. Yani aslında kendi olmaktan çıkıyor. Bu bizi aslında sizin de sevdiğiniz bir konuya getirecek. Ön yargı sözcüğün olumsuz anlamında toplumda yaygın olan ön yargılar aslında insanların, grupların, tabakaların, ulusların, halkların birbirlerine karşı yabancılaşmasının başka bir ifadesi olmuş oluyor. Yani yine yabancılaşma sözcüğüne veya kavramına gelmiş olduk böylece. Hocam zaten tarihsel sürece baktığımız zaman bu ön yargılardan en çok nasibini alan da filozoflar olmuş. Düşünen insan olmuş. Düşünen insan karşısındakine düşünmesi gerektiğini söylerken, düşünmesi gereken ama düşünmeyen insan hep düşünen insanı yargılamış. Ön yargılarıyla yargılamış, evet. Hatta onun yok olmasına sebep olmuş. Bu büyük bir trajedi yaşamın içerisinde. Yani şimdi öyle baktığımızda Sokrates'in bu anlamda 3 filtre yöntemi vardı, hı-hı, değil mi sanırım, hı-hı, hocam? Hı-hı. Bir konuya yaklaşırken, hı-hı, orada mıydın? Bu bilgi senin ne kadar işine yarıyor? Onun gibi bir şeydi, hı-hı, sanırım, evet, hocam, değil mi? Yani bu aslında Sokrates'in o ilk çağ dönemlerindeki o 3 filtreden bir, hı-hı, düşünceyi ya da bir yargıyı, hı-hı, 3 filtreden geçirmeden kesinlikle başka birine, hı-hı, anlatıp bunu bir olay olarak, bir kanı olarak ortaya koymam bile, hı-hı, yanlıştır dediği nokta bu olsa gerek, değil mi hocam? Evet, yani bilginin bilimsel bilgi seviyesine, episteme, hı-hı, seviyesine yükseltilmesi
yani bir doksa olarak kalırsa bir dogmaya dönüşebilir, ön yargıya dönüşebilir. Bilgi ancak bilimsel seviyeye yükseltilirse gerçek anlamda bir yargıya ve dolayısıyla da doğru bir davranışa ve sonunda da ahlaklı bir davranışa temel oluşturabilir. Eğer bilgi bilimsellik koşulunu yerine getirmiyorsa, Platon mesela işte bunu göstermeye çalışıyor bizi de, bize Sokrates'ten hareketle bilgi bilimsel bilgi seviyesine çıkarılmazsa o zaman sonunda ön yargılara ve yanlış davranışlara, hatalı tutumlara ve ahlak dışı davranışlara götürür. Yani ahlak dışı diyeyim ki burada geniş anlamda almak gerekir. Her yanlış davranış, hatalı tutum mesela ahlaki bir davranış değildir. O anlamda alıyorum. Yani bir bilgi ya da bir söylem biriyle ilgili, çünkü genellikle bu dedikodu anlamında falan yayılırken ona da sanırım böyle bir şey geliyor Sokrates'e. Orada mıydın? Gördün mü? Bu bilgi senin ne kadar işine yarayacak? Bu bilgiden bana ne? Yani hani gibi tutup hani o anlattığın şey beni çok daha iyi yapmayacaksa, ileri götürmeyecek de, senin de işine yaramayacaksa ve sen bunu görmediysen, duyduysan, duyduğuna emin değilsen, duyduğun insan doğruyu görmediyse, böyle bir süzgeçten geçirilmesi, bu bile bir mantık ve bir şey gerektiriyor. Evet, sizin sanıyorum Sokrates'ten hareketle açıklamaya çalıştığınız şey birazcık Kant'ın tabiriyle itibarı ilgilendiren ön yargılara giriyor. Yaygın olan ön yargılardan bir tanesi. Yine bu kişileri ilgilendirebilir, farklı kadını, erkeği, kuşakları vesaire ilgilendirebilir. İtibar diğerlerinin itibarları hakkında, diğerlerinin itibarını ilgilendiren konularda ön yargılara sahip olmak. Yani örneğin işte bir insan hakkında diyelim bir takım şeyler anlatılıyor ve siz birdenbire bu anlatılan ya da suçlanıyor. Veya suçlanıyor. Bunları siz hemen bir yargı olarak kabul edip mesela eyleme geçiyorsunuz diyelim. Linç kampanyaları oluyor. Hatta linç sonucu insanların öldürülmesine vesaire kadar gidebiliyor böyle şeyler. Yani Sokrates söylenilen şeye, yani bu olduğu söylenilen şeye sen tanık mıydın? Tanık değilsen söylenilen şeyi böyle bir şeyin mümkün olup olmadığını kendin kanıtlara dayanarak gözden geçirdin mi? Yani mesela belgelere dayanarak, tanıklara dayanarak gözden geçirdin mi? Yani yine sonunda kendi öz fikrini bu konuda oluşturdun mu? Belki de İbn Haldun'u da burada bizim yardıma çağırmak gerekebilir. İbn Haldun beyan edilen bir fikrin gerçekten mümkün olup olmadığını kendi aklımızla gözden geçirmemiz gerekir diyor. Yani bilmiyorum, birdenbire bir insan gördüm, şunları şunları yapıyordu diye böyle insanı insanüstü güçlerle mesela anlatıyor diyelim. Şimdi böyle bir şeyi mantıklı olarak düşündüğümüzde bir insanın örneğin uçması mümkün değil kendi başına diyelim ve en azından bir takım yardımlı araçlar olmadan. En azından ama, biz şimdiye kadar şahit olmadık. Ama işte diyor ki mesela daldı denize ve 3 saat boyunca görülmedi. Denizin en derinine kadar daldı ve 3 saat sonra çıktı mesela. Böyle bir diyelim ki söylence anlatıldığında İbn Haldun diyor ki yani böyle bir şey mümkün mü? Bunu önce bir düşün, aklından geçir. Yani bir insanın örneğin 3 saat boyunca denizin derinliklerine dalıp ortadan kaybolması mümkün mü? Yaşayabilir mi? Deniz insan bir balık mı mesela? Yani balinalar bile ne yapıyorlar veya balıklar bile ne yapıyorlar? Belirli zamanlarda suyun yüzeyine çıkıp nefes alıyorlar. Yani evet. Evet. Yani İleri sürülen şeylerin, iddiaların da gerçekten mümkün olup olmadığını gözden geçirmek gerekiyor inanmadan önce. Şimdi bizim toplumumuz için belki bu konuda bir karne vermek gerekirse, bizim toplumumuz
bilen, doğru yargılayan, eleştirel düşünen, doğru yargılayan ve dolayısıyla da doğru davranabilen bir toplum değil. Bizim toplumumuz yaygın olarak inanca dayalı düşünen ve inanca dayalı yargılayan toplum. Onun için bizim toplumda mesela dedikodu çok yaygındır ve çok önemli kararlar, çok büyük kararlar genellikle akademi de bundan muaf değildir. Yani akademisyenler bana kızmasın, ben de oradan geliyorum. Ama akademide de çok yaygındır. Dedikodularla, gerçek bilgiyle değil, dedikoduyla karar verilir. Büyük siyasette de, dünya siyasetinde de yani genellikle dedikodu yani aslında bir ön yargının bir biçimi. Bununla sıklıkla karar verilir. Çok büyük bir hocam, düşünsenize, düşünmeyi öğretebilen insanların kendilerinin düşünmeyi öğrenememiş olması, bu yargıların ön yargıyla hareket edilerek ortaya konulmuş olması büyük şeyler. Mesela bunu günümüzde çok yaşıyoruz. Tarihi hiç okumamış, hiç bu konuda bilgisi yok. Ama duymuş bir yerlerden. Belki nefretle beslenmiştir. Yanındaki insanın belki konuya vakıf olmayan başka bir insana, o insana karşı bir tepkisi vardır, bir düşmanlığı vardır. Daha doğrusu bir nedeni vardır. O nedenden kaynaklı bir şey anlatır. Yanındaki hazırcıdır. Gidip araştırmak zor gelir çünkü. İşte yeni dünya düzeni dediğimiz, teknoloji dediğimiz bizi bunlara şey yaptı. Daha çok ön yargı. Evet, o alışkanlıktan düşünmek ve özellikle de zaten dediğiniz çok doğru. Teknoloji bize sayısız bir, sınırsız bir özgürlük alanı açıyor. Sayısız özgürlük olanakları sunuyor. Ama ne yazık ki insanlığın durumu ortada ve her türlü yabancılaşmışlığın olduğu bu durumda bilgi kirliliğinin olmaması mümkün değil. Yani mesela özellikle seçim dönemlerinde vesaire görüyoruz mesela bilinçli bir şekilde, hatta yani bilgi manipüle ediliyor ve insanlar manipüle edilmek için bilinçli bir şekilde yayılıyor vesaire. Yani işte son seçimlerde ne yazık ki alakasız manipülasyonlarla insanlar insanlara bir takım nitelikler atfedilmeye çalışıldı vesaire. Yani foto montajları veya film montajları vesaire yapıldı, bunu en üst seviyede bile. Şimdi böyle şeylerin olduğu bir çağda dijital teknolojiye dayalı olarak gelişen enformasyon çağında bilginin pürüpak olduğunu ileri sürmemiz mümkün değil. Bilgi kirliliği çok yaygın. Bunun kurbanı olmamak için felsefeyle düşünmek, eleştirel düşünmek, yöntemsel bakımdan şüpheci olmak, acaba bu ileri sürülen veya paylaşılan bilgi parçası gerçeği yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu diye gözden geçirme alışkanlığı olmazsa olmaz oldu artık. Dolayısıyla hepimizin bir yerde Descartes'ci anlamda her seferinde yeniden düşünüyorum, o halde varım. Yani kendi başıma düşünebiliyorum. Aklı ön plana koymamız gerekiyor. Eleştirel düşünmeyi ve aklı ön plana koyan, yargılara dayanı davranabilmemiz gerekiyor. Doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Bugünün filozofumuz Kant olsun hocam. Çünkü konumuza da çok yakın. Kant'a armağan edelim o zaman bugünümüzü. Evet, bu programımızı. Şimdi toplumsal anlamda baktığımız zaman da hocam, tarih yazarken de nasıl ki yasa koyucuların yaptığı gibi, tarih yazıcıların da aslında ön yargılara kapılmadan tarih yazmaları gerekiyor. Ama biz bulunduğumuz yerden bunun ne kadar, şimdi bize anlatılan tarihin ne kadar ön yargıların içinde ön yargı olup olmadığını nasıl anlayacağız bize ulaşan bilgilerin? O konuda her şeyden önce tarih yazımının ne kadar bilimsel olup olmadığına bakabiliriz. Mesela Erik Hobsbawm, 20. yüzyılın büyük tarihçilerinden, diyor ki
belgeye dayanmadan ileri sürülen bir bilgi parçası varsa o bilgiyi kanaatimiz bilginin doğruluğu yönünde olsa bile o bilgiyi temel almamız mümkün değil. Tarihsel bilginin belgeye dayanması gerekiyor. Aksi durumda onun tabiriyle çok yanlış şeyler yaymış olabiliriz insanların arasına ve düşünceler kağıtta yazılı görüldüğü gibi masum değildir. Milyonlarca insanın yaşamına bile ne olabilir? Mal olabilir. Onun için tarih yazımında o zaman bir ileri sürülen bilgiler belgelere dayanıyor mu? Bir de şimdi tarih yazımında bizim yöntemsel olarak ulaşmış olduğumuz bir seviye var. Bilimsel seviye. Bu seviyeye uygun bir tarih yazımıyla mı karşı karşıyayız ilgili metinde? Yani mesela işte özellikle geçmişin övülmesi konusunda, kahramanlık destanlarının yazılması konusunda filan bazı tarih yazımcıları başka uluslara karşı, kültürlere karşı hem ön yargılı olma eğilimindedir hem de onları sanki tanrısal insanlarmış gibi ne yaparlar? Üstün görürler. Yani bilmiyorum işte belki de bundan dolayı bizde bir Türk dünyaya bedeldir gibi bir uydurma toplumda yaygın bir şekilde hatta bir takım gazetelerinde gerekirse alt başlıklarında vesaire künyelerin alt başlığında filan yer alabilir. Oysa bir Türk dünyaya bedel değil. Yani ben başka kültürlerden insanlarla karşılaşıyorum. Mesela başka diller öğrenmeye gittiğimde ben 2-3 dil biliyorum de mesela övünüyorum. Bir bakıyorum karşıma bir bazen Afrika'dan mesela diyelim ki bir insan da 6 dil biliyor. Yani kendi yerel dillerinin dışında uluslararası 6 dil biliyor. Hepsini akıcı bir şekilde konuşuyor filan. Onun için tarih yazımında başvurduğumuz metinlerin bilimsel olma kriterini yerine getiriyor mu getirmiyor mu yöntemsel olarak ve bilgi iddialarını temellendirme bakımından empirik olarak belgelere dayandırıyor mu dayandırmıyor mu onlara bakmak gerekir tabii ki. Evet. Hocam böyle olunca biz kendimize tarih yazarken, yaşarken de tarih yazıyoruz aslında ama bunu yazılı tarihe belki de dökme ihtiyacı duyacağız ya da bir kitap yazacağız. Şey olarak, dayanak olarak aldığımızda aslında hepimiz kulağımıza, bizden öncekilerin, bizlerin kulağına söyledikleri ninnilerle büyüyoruz. Ve hiçbirimiz hiçbir şeyin doğrusunu yanlışını araştırmadan mutlak doğru olarak, fakat bilim, biz bu felsefe programlarıyla sayenizde şunu öğreniyoruz hocam. Düşünmesini bilmek bize bilimin ne olduğunu da açıklıyor ve şöyle diyoruz. Bilim mutlak her şeyin mutlak doğru olmadığı gibi mutlak yani her şey gelişmeye açık diyor. Şimdi o halde şimdi geçmişte benim dedemin ya da sizin dedenizin düşünceleri ve ondan dolayı bulunduğu topluluk içerisinde nefreti vardır, sevgisi vardır. O nefret ve sevgi kulaktan kulağa bizlere anlatılarak biz de bunu araştırma ihtiyacı duymadan karşımızda bir düşman yaratıyoruz. Evet. Bir taraf oluşturuyoruz. Bilmiyoruz ki doğru olan belki de benim kahramanım, normalde baktığım benim kahramanım karşımdakinin haini. Onun haini de benim kahramanım. Şimdi şimdi böyle baktığımız zaman ön yargıları yıkmak çok önemli oluyor. Yani ben eğer sadece kendi tarafımı tutmasam galiba biz bu ön yargının altında da empati yoksunluğu da çok önemli hocam. Bireysel olarak ve toplumsal olarak empati yoksunluğu beraberinde. İbn Haldun tam da bunu istiyor aslında. Yani empati kur bakalım. Yani bir insan bunu yapabilir mi diye empati kur diyor. Evet. O zaman ortadaki ön yargılar herkesin şimdi biz geçmişteki
birebir yaşadıklarında insanların günümüz koşulunda birbirleri hiçbir sorunu yok. Yok. Evet. Ama derinine iniyorlar. Senin deden, benim dedemi zamanında bu deden falan diyorum ama siz bunu ulus evet. olarak algılayın. Evet, evet. Topluluk olarak algılayın. Sizinkiler bizimkilere bunu yapmış. Evet. Da bunu sana anlatan kim? Bizimkiler. Bizimkilerin ne kadar doğru olduğunu ben nereden evet. biliyorum? Evet. Ya da sizinkilerin sana anlattığının sen doğru olduğundan ne kadar eminsin? Evet, evet. O halde önceyi arkada mı bırakmak lazım hocam? Hı-hı. Ya da iyice emin olup belki de gerçekten bir haksızlığa uğramış bir kültürden geliyorum. Bu kültürün hakkını savunabilmem için ama bilmem lazım. Hı-hı. Değil mi hocam? Yani evet, evet. hiç felsefe mutlak doğru için ne diyor? Ya da şimdi sizin bahsettiğiniz mesele tabii ki her şeyden önce alışkanlıktan veya geleneksel düşünme tarzından kaynaklanan ön yargılar, sorgusuz, sualsiz atalarımızın anlattığı veya akrabalarımızın anlattığı, diyelim ki hocalarımız da olabilir, hı hı. kim olursa olsun, sorgusuz, sualsiz onların anlattıklarını hazır yargı olarak alıp sürdürmek. Bu da bir ön yargı oluşturmanın bir çeşididir. Mesela Kant'a göre. Yine bundan da bu türlü ön yargılardan da ne yapabiliriz? Bu uzun zaman alır diyor Kant. Zihinlerimizi aydınlatarak kurtulabiliriz. Yani bilgilenerek ve bilgiyi eleştiri süzgecine, düşünceleri eleştiri süzgecine tabi tutarak kurtulabiliriz diyor. Alışkanlıktan ön yargılı olmak bir eğilime dönüşürse. Bizim toplumumuz mesela şu an öyle bir dönemden geçiyor. Ön yargılılığı bir eğilime dönüştürüyor. Evet. Ön yargılı olmak sanki bir doğru, doğal bir şeymiş gibi algılıyor ve bununla davranıyor. Yani birdenbire bir bakıyorsunuz işte komşularımızdan şu ulusa karşı parlıyoruz, bu ulusa karşı parlıyoruz, Araplara karşı düşman oluyoruz. Bilmiyorum, birdenbire kadına karşı düşman oluyoruz veya erkeğe karşı düşman oluyoruz. Hep böyle bir takım alışkanlıktan ön yargılarla eğiliyoruz. Parçalı düşünüyoruz vesaire. Orada dediğim gibi Kant her şeyden önce aklın bir ne diyelim sakinleşip kendisini düşünme, kendisi üzerine düşünme, sen ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun gibisinden, böylelikle kendisini o dış belirlenimlerden, yani ön yargılardan kurtararak özgür düşünmeye, aktif düşünmeye yöneltmesi gerekir diyor. O zaman işte o ön yargılardan ne yapabiliriz? Belirli bir oranda kurtulabiliriz. Fakat diğer taraftan şu da var. Biz kendimizi teker teker bu türlü ön yargılardan ne kadar kurtarırsak kurtaralım. Tür olarak içinde bulunmuş olduğumuz yabancılaşmışlık durumundan kurtulamadığımız sürece ön yargıları ve onlara dayalı olarak hatalı tutumları ve eylemleri bir bütün olarak ortadan kaldırmamız mümkün değil. Yani o zaman kendimizi tür olarak aydınlatmak için büyük bir aydınlanma, insanlık çapında büyük bir aydınlanma tarzı başlatmamız gerekiyor ve bu mümkün. Ütopya değil yani. Teker teker toplumlar bunu kanıtlayabiliyor. Teker evet, teker hocam, toplumlar bunu yapabiliyorsa insanlık da bir bütün olarak bunu yapabilir. İlk programımızda insan nedirle yola çıktık ya. İnsan evet. aslında ön yargılarından arınmış, düşünmeyi düşünebilen, sadece bedensel olarak iki ayak, iki tane de kolları olan herkese insan evet. demiyor. Evet, yani evet, şimdi evet. baktığımız zaman işte şimdiye kadar konuştuğumuz şeylerin toplamı. Bakıyoruz tarih yazarken şunu düşünüyoruz. Bugün bütün kavgalar, bu toplumlar arasında oluşan, bireyler arasında oluşan en büyük herkes birbirine nefret duyuyor. Çünkü herkes birbirine karşı ön yargılı. Bakıyor
etki tepki hareketine bakıyor. Evet evet siz hep böyleydiniz. Ya da biri diyor ki bir konu oluyor. Tarihte herhangi birisi olsun. O bunları yaptık. Aslında araştırdıkları zaman ya da geriye döndüğü zaman birazcık okusa hocam ya. Yani bu insanların birazcık bilgiye önem verse, bilime, felsefeye Hı-hı. önem verse Hı-hı. o dediği insanların o tarihlerde orada olmadığı belgeleriyle ortada. Hı-hı. O konuyla ilgili neler söylediği belgeleriyle ortada. Hı-hı. Ama bir toplum esnasında otururken kendi aralarında sohbet ederken birisi bir şey söylemiş. Örneğin ben size çok saygı duyuyorum. Seviyorum. Siz bana ne söyleseniz ben diyelim ki bunu mutlak doğru olarak alıyorum hiç düşünmeden. Hı-hı. Ama siz İçin içine insan faktörü, egosu, bilinci falan her şeyi toplayarak girdiğiniz zaman başka birine karşı hoşlanmadığınız biriyle ilgili bir şey söylediğinizde ben içinde sizin yargılarınız olduğu için hı hı. o yargılarla bana inlettiğiniz her şeyi ben ön yargı olarak kabulleniyorum. O insanla hiç konuşmadan o benim için mutlak doğru oluyor. Yani sizin hı-hı. anlattığınız mutlak doğru oluyor, hı-hı. orada mutlak yanlış bir insan hı-hı. oluyor. İşte bu evet, haksızlığı da beraberinde evet, getiriyor. Tam da bundan dolayı işte Descartes o düşünüyorum o halde varım düsturuna ulaşma sürecini anlatırken aslında her bir insanın kendisine çağlar boyunca hocalarından, ailesinden, oyun arkadaşlarından, iş arkadaşlarından artık ne varsa her kim olursa olsun, kim tarafından öğretilmişse tüm bilgilerini bir yerde zihninden çıkaracak, masanın üzerine koyacak ve teker teker onları, bunları hangisi gerçeğe uygundur diye teker teker gözden geçirerek zihnini yeniden kendi eseri olarak kuracak. Bu o zaman insanı işte tüm o ön yargılardan ne yapar? Arındırır. Mutlak doğru yoktur. Herkesin kendi gerçeği vardır ve bundan dolayı gerçek nedir? Görelidir. Fakat bizim o göreli olan gerçeği genel geçer yapma olanağımız var yöntemsel olarak. Sadece kendi yargılarımızı, öznel yargılarımızı sanki genel geçer yargıymış gibi aldığımız zaman ön yargıya düşmüş oluyoruz. Yargılarımızın genel geçerliliğini bizim ne yapmamız gerekiyor? Garanti etmemiz gerekiyor. O yargıların genel geçerliliği yine yöntemsel olarak mantığın araçlarıyla, felsefenin araçlarıyla ne yapılıyor? İşte tüm modern felsefe bir yerde aslında tam da bunu yapmaya çalışıyor. Çünkü modern çağ bir yerde bireyin çağı, bireyin ortaya çıktığı çağ. Bireyin öznel yargılarının genel geçerliliği nasıl sağlanabilir? Modern felsefe bize bir bakıma bunu öğretmeye çalışıyor ve bunun yöntemi var dediğim gibi. Biz öznel yargılar oluşturmadan genel geçer yargılar oluşturamayız ama öznel yargılarımızın genel geçer yargılara yine kendi çabamızla mantığın araçlarına başvurarak, felsefenin yöntemine, araçlarına başvurarak ne yapabiliriz? Onları biz genel geçer kılabiliriz. Mutlak gerçekler en azından kendisinde göreliliği barındırmayan genel geçer gerçek yoktur. Yani mutlak anlamda mutlak bir gerçek yoktur. Kendisinde zorunlu olarak göreliliği barındırır. Yani örneğin benim genel geçer olduğunu iddia ettiğim düşünce benim açımdan iddia edilmiş olan bir düşüncedir. Yani kendisinde neyi barındırıyor? Benim açımı barındırıyor. Yani göreliliği ve genel geçerliliği aynı zamanda barındırıyor. Bu bakımdan kendinde göreliliği barındırmayan genel geçer düşünce mümkün olmayan bir düşüncedir diyebiliriz. Şimdi hocam bütün yaşadığımız koşullarda biliyoruz erkek egemen bir toplumdayız. Evet. Ve burada diyoruz ki bütün erkekler kesinlikle zorba ve şeydir. Despottur. Despottur. Evet. Ve diyoruz ki bütün kadınlar inanılmaz ezilmiş, mazlum
ve mağdur, her zaman mağdurdur diyoruz. Hocam bu ne kadar yalnız bir şey. Yanlış yani toplum olarak baktığı zaman evet doğru ama içinde erkeğe şiddet uygulayan kadın da var. Erkeğe haksızlık eden kadın da var. Doğrudur. Yani şimdi bütün bunlar olduğu zaman ya da içinde çok eğitimli erkekler de var. İşte kadına saygı duyan insanlar da var. Şimdi tüm bir yargıyı oluşturmak, bir şey ortaya koyarken. Şimdi bütün erkekler, erkek, şimdi ben desem ki erkek egemen bir toplumda, erkek egemen toplumda erkek despottur. Doğru mudur, değil midir hocam? Şimdi evet, sorunuz beni tabii ki yanlış yargıya yönlendirebilir. Şimdi evet, küçük bir şey ama her durumda felsefeyle düşünmeye alışık olmak gerekiyor. Bu türlü kaba genellemeler, bu türlü kaba genellemeler ne kadar yaygın olursa olsun, diyelim mesela tüm Naziler kötüdür. Yani Nazilerin kötü olduğunu biliyoruz ama mesela tüm Naziler kötüdür dediğimiz zaman çok genel, kaba bir genelleme yapmış oluyoruz. Yani mesela o Nazi hareketinin içerisine düşmüş ve o hareketin içerisinde eğilirken o hareketin dışına çıkamadan, ondan kurtulamadan iyi insan olma yolunu seçen ve her fırsatta da diyelim ki işte bir Yahudinin hayatını kurtarmaya çalışan veya bir Roma'nın hayatını kurtarmaya çalışan insanlar olmuşlardır. Şimdi ona da istisnalar kaideyi bozmaz diyorlar hocam. Evet, istisnalar kaideyi bozmayabilir ama o çok kaba genellemeler de bizi çok yanlış yerlere, çok yanlış yerlere götürür. Yani işte diyelim ki toplumumuzda erkek egemen toplum ve genellikle kadının erkeğin şiddetine maruz kaldığını biliyoruz birçok farklı biçimlerde. Ama mesela bu kadının doğası gereği iyi, erkeğin de doğası gereği kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani evet, tüm erkekler kötüdür. O halde kadın dayanışması erkeklere karşı gibisinden kaba bir şey, saçma olur. Burada kanaatimce yine her durumda gerçek bilgiye dayalı, gerçek bir yargı yargıda bulunup buna uygun doğru bir tutum geliştirmek gerekiyor. Her durumda yeni baştan o eleştirel zihnimizi işletmek zorundayız. Yani gözden geçirilmeden bilgisi, iddiası, dayanağı neyse gözden geçirilmeden oluşturulmuş olan bir yargı her zaman bir ön yargıdır ve bizi çok yanlış, çok kötü yollara götürebilir. Evet. Yani o halde değerlendirme. Ben bu ön yargımı kırmaya, benim de zaman zaman ön yargılarım vardır. Bu konuda kendimi eleştiririm. Ama şunu bilirim. Düzeltmem gerekiyorsa o konuya odaklanırım. Onun üzerinde düşünmeye çalışırım o yangını kırmak için. Bundan yıllar önceydi hocam. Ben işte dinler tarihiyle ilgili kendimce bir araştırma yapıyorum. Kur'an dedim okuyayım. Ama bunun Türkçe Kur'an. Dedim bunu kimden okumam gerekiyor? İşte isim, Elmalılı falan, bunlar referans verilen şeyler. Ama dedim gözlemleyip en doğrusunu, çünkü eğer içini araştıracaksam Türkçe'ye çevirenler içerisinde en doğrusunu bulmam gerekiyor. Hiç düşüncesine katılmadığım hocam, katılmamda mümkün olmayan bir felsefik akımdan gelen. Kendisi de bir felsefeci, şu an yurt dışında ama normal şartlarda bir araya gelsek ben gözlemlemeye başladım hocam. Felsefeyi nasıl algıladığını, olaylara nasıl yaklaştırdığını. Adamı ben sevmiyorum, belki de sevmememin önyargısı var geldiği ekolden kaynaklı. Ama mantık koyuyor.
geçmişte yaptığı yanlışları kendini inanılmaz derecede çok doğru eleştiriyor. Ben bunu izlemeye başladım. Dedim evet, bu konuda ne düşünüyor, bu konuda ne düşünüyor, felsefeye yaklaşırken nasıl yaklaşıyor, yanlışını da ortaya koyuyor. Geçmişte yaptığı yanlışları da, kendi düşüncesine geldiği ekolün yanlışlarını da hepsini ortaya koyuyor ve bununla ilgili öz eleştiri yapıyor. Baktım, dedim ki ben bunun Türkçe şeyini okuyacağım dedim. Çünkü bilgiyi ortaya koyarken kendini bir taraf olarak koymuyor. Demek ki benim o insana yaklaşımım aynı düşünceden olmayabiliriz ama adam bilgiyi ortaya koyarken eğer çok mantıklı koyuyorsa, aklı ön planda tutup yargılama mekanizması olmaktan çıkarıp kendini aklı ön plana koyup doğruyu anlatıyorsa, benim bunu sevmesem de referans almam gerekiyor. Evet. Bu da bir ön yargıyı kırmakta hocam. Ve baktığım zaman o kadar doğru çevirmişti ki Kur'an'ı. Mesela birçok insanın da ön yargısı var. İşte şeriatla bir şeyi çaldığın zaman elini kes. Ki bunu söyleyen de aslında din olarak da böyle saplantıları olan, diyor ki bu mantık olarak mümkün değil diyor. Aklınızı ortaya koyun. Hangi tanrı der ki çalmanın önündeki koşulları ortadan kaldırın diyor. Çalmanın önündeki koşulları ortadan kaldırırsan o insanın hırsızlık yapan elini kesersin oradan diyor. Bu sefer bir canlının gerçekten elini kesmek yerine onu hırsızlığa iten nedenleri ortadan kaldırman senin o işte elini kesmektir. Ama algı hocam, hani diyor ki... Ben orada metaforik kullanıyorum eğer ama o gerçek anlamda alıyor. Şimdi bize birçok şey çevriliyor. Bu çevrilirken Arapçadan çevriliyor, Latinceden, işte İngilizceden. Ya çevirenin de ne kadar yetkin olduğu da önemli. Bu çok önemli, evet. Yani özellikle mesela... Ki siz bunları çok iyi bilirsiniz, bu işin içindesiniz kendinize. O konuda şimdi uzun yıllar Almanya'da kaldığım için biliyorum, mesela Alman toplumunda Araplara yönelik yaygın bir ön yargı vardır. Mesela o tam da işte Arapça dilini, kültürünü, tarihini vesaire çok iyi bilen uzmanlar diyorlar ki mesela bizim dilimizde evet metafor kullanma yaygındır ama Arapça'da çok daha yaygındır bu. Dolayısıyla Arapçanın o metaforik dilini dikkate almadan yapılan çevriler veya dikkate almadan yapılan okumalar bizi o zaman çok yanlış yerlere ne yapabilir, götürebilir. Diğer kültürlerle olan ilişkimizde, yani onların hakkında yine oraya geliyoruz, biraz önce sizin söylemiş olduğunuz yere geliyoruz aslında. Kapsamlı bilgiye sahip olmamız gerekiyor ve sahip olduğumuz bilginin de bilimsellik kriterini yerine getirip getirmediğini iyi bilmemiz. Evet. İyi bilmemiz gerekiyor, iyi test etmemiz gerekiyor. O zaman kültürlerin birbirlerine karşı olan ön yargılarından ne yapabiliriz, kurtulabiliriz. Bu arada yine söylüyorum, yani ön yargı olmadan yargı oluşturmak mümkün değil. Fakat biz genellikle ön yargıyı oluşturuyoruz ama onu yargıya dönüştüremiyoruz. Bilimsel olarak onu yargıya dönüştüremiyoruz. Aslında bundan dolayı çok zor bir şey hocam bu. Yani şöyle diyelim, aslında çok zor değil. Yani mesela bizim Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını düşünün. O müthiş aydınlanma taarruzuyla birdenbire insanımızın bilgi seviyesinin nasıl yükseldiğini, düşünme kapasitesinin nasıl geliştiğini, derinleştiğini ve insanların birdenbire tarihimizde görülmemiş derecede mantıklı düşünme, mantıklı davranma eğilimleri geliştirdiklerini görüyoruz. Bu demek ki eğer bir ön yargısız bir
tüm insanlara bir insan hakkı olarak kendi çağının mümkün en geniş bilgisini sunmak anlamında bir eğitim olanağı sunulduğu zaman pekala insanlar bunlardan kurtulabilir. Mesela dediğim gibi neden düz liseler var? Neden özel liseler var? Neden kolejler var? Neden halkın büyük bir kesimi üniversitelere gidemiyor mesela? Neden yüksek öğrenim herkese bir insan hakkı olarak sunulmuyor? Hı hı. Bunları yapmadığımız sürece ön yargılarda şu veya bu şekilde ne olacak? İstemesek de, ön yargılardan kurtulmak istesek de eğer onlardan kurtulma kapasitesine sahip değilsek, onlar bizim hayatımızın bir parçası olarak kalmaya devam edecek. Yani o bilimsel düşünme, bilgiyi bilimsel mi değil miye test etme kapasitesi, bütün bunların hepsi kolayca elde edilebilir. Tabii yani emek gerekiyor, çaba gerekiyor, çalışmak gerekiyor ama insanların bu kapasiteyi, bu yetiyi elde edebilmesi için de onlara eğitim, öğretim bakımından olanakların sunulması gerekiyor. Evet, yani sözümüzü şöyle mi bitirelim? Einstein'ı sanırım atomu parçalamak ön yargıyı yıkmaktan daha zor şeydir, daha kolaydır. Evet. Diyor. Hocam, Şubat 6 Şubat yarın, evet. Sizin de yayın öncesinde hatırlattığınız gibi birçok canı kaybettik. Evet. Özellikle doğuda, işte Hatay'da birçok 11 il kapsayan büyük bir deprem, birçok canımızı yitirdik. Canımız çok hala çok acıyor. Evet, düşündüğüm zaman çünkü yaralarımızı saramadık. Anlamaya çalıştık, ne kadar anladık bilmiyorum ama ateş düştüğü yeri yakıyor, ama o ateş bizim ülkemizin tam ortasına düştü. Biz hala yanıyoruz. Ve onun üzerine yeterince düşünmedi toplumumuz. Yani başka bir toplum olsaydı muhtemelen çok farklı bir tepki, evet, gösterirdi. Biz sadece molozları temizledik ve hiçbir şey olmamış gibi öbür gün devam ettik. Onun için bu bakımdan da belki deprem sonrası evlerin yıkılması bir suçtu. Depremden sonra depremin ortaya çıkarmış olduğu tabloya karşı sergilemiş olduğumuz tutum ikinci bir suçtu. Evet. Kanaatindeyim. Biz bu suçu hep işliyoruz hocam. Evet. Biz düşünceyi, felsefeyi, bilimi, hı-hı, aklı önümüze koymadığımız müddetçe, onun arkasından gitmeyi reddettiğimiz müddetçe biz, hı-hı, bu suçu hep işlemeye devam edeceğiz. Maalesef. Değil, evet, mi? Evet. Kesinlikle. Ama biz artık suç işlemeyen yarınlar, suç işlemeyen nesiller olsun istiyoruz. Hı-hı. Bu işte de sizin gibi değerli, kıymetli aydınlık hocaların çok, hı-hı, büyük faydası olduğunu ederim düşünüyoruz. Bugün de programımızın sonuna geliyoruz. Yönetmenim yine hareketler etmeye başladı, kesardık diye. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Doğan Hocam'la inanılmaz güzel bir program oldu. Ne diyelim hocam? Bitiriyoruz. Doğan Hocam bilgilerini ortaya koydu. Ama yine de her zaman olduğu gibi beyin sizsiniz diyoruz. Yayınımızı bitiriyoruz.